arkadaşlar, Çamlı TV ekranına hoş geldiniz. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programımızın yeni bölümündeyiz. Ben 3. sınıf öğrencisi Elif Aday. Şimdi hikaye zamanı. Meryem Hanım çiçeklerle dolu mis kokulu balkonda kitap okuyordu. Bir anda içeride büyük bir gürültü koptu. Telaşla içeri koşan Meryem Hanım gördüklerine inanamadı. Çocuklara eğmen ve bilgi kitaplığı demişlerdi. Her yere kitaplar sıçramıştı. Annesini gören çocukların ikisi birden birbirlerini suçlayıp bağırarak çoğalışmaya başladılar. Meryem Hanım, size bir şey oldu sandım, çok korktum çocuklar. Görünüşe göre ikinizin de canı yanmamış. Olan olmuş artık. En önemlisi sizin zarar görmeminiz. Haydi balkona gelin. Oturun sakince ve sırayla anlatın bakalım ne olduğunu dedi. Önce Eymen başladı konuşmaya. Bilge beni öfkelendiriyor anne. Yapma dediğim her şeyi yapıyor. Bilerek yapıyor. Kızdırmak için yapıyor. Sinirlenip ona yastık fırlattım. O yastıktan kaçarken kitaplığa çarptı. Kitaplığı devirdi, onun suçu. Bilge, hayır kızdırmak için yapmıyorum. Masada yemek yerken ayağımı sallıyorum. Sallama diyor. Odada şarkı söylüyorum, ses çıkarma diyor. Sakız çiğnememe bile kızıyor. Durup dururken her şeye kızıyor ve beni üzüyor. Ben ona zarar veren bir şey yapmıyorum ki. Bana kızmaya hakkı yok. Az önce ders yaparken ayağımı sallıyordum. Birdenbire bana bağırdı. Sonra da bana yastık attı. Ben de kaçarken kitaplığı devirdim, dedi. Meryem Hanım iki çocuğunu da sakince dinledikten sonra konuşmaya başladı. Şimdi sırayla gidelim. Birincisi, birisini rahatsız edecek bir şey yaparsak ona son vermeli ya da ortamı değiştirmeliyiz. İkincisi, uyarı yaparken daha nazik ve açıklayıcı bir şekilde konuşmalıyız. Ve üçüncüsü, duygularımızı sahiplenmeliyiz. Sürekli beni kızdırıyor, beni üzüyor gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Duygularımızı başkaları mı yönetiyor yoksa biz mi? Duygularımızın kontrolü bizim elimizde olmalı. Ben kızdım, ben üzüldüm diyebilmelisiniz. Mesela az önce içeriden ses geldiğinde ben korktum. Sonra içeri koştum. Sizin iyi olduğunuzu gördüm. Korkum geçti ve sakinleştim. Size beni korkuttunuz demedim. Ben korktum. Bu benim duygum. Sonra da kendimi sakinleştirdim. Eğer siz beni korkuttunuz deseydim, beni sakinleştirmek sizin göreviniz olurdu. Biriniz bana su getirsin, biriniz bana kolonya getirsin, beni sakinleştirin derdim. Sakin kalmak bizim sorumluluğumuz. Etrafa bir şeyler fırlatıp, bunu başkası yüzünden yaptık diyemeyiz. Canım çocuklarım, eğer kendi duygularınızın sorumluluğunu almazsanız ömür boyu herkesle kavga edersiniz. Size bağıran herkes sizi üzebilir. Mutlu olmak için birinin gelip sizi mutlu etmesini beklersiniz. Sakinleştirmek için birinin gelip sizi sakinleştirmesi gerekir. Ama her zaman etrafınızda iyi hissetmeniz için dolaşan insanlar olmayacak. Anlatabildim mi? Dedi ve gülümsedi. Eymen, ben kendim sakinleştirdim anne. İyiyim dedi. Bilge de, anne ben de iyiyim. Bence kitaplığı toplayalım dedi. Ve hep beraber sohbet ederek kitaplığı topladılar. Meryem Hanım, evdeki her tartışmayı çocuklara yeni şeyler öğretmeye araç olarak kullanırdı. Çocuklar, bize kızmadığın için teşekkür ederiz diyerek annelerine sarıldılar. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın, hikayeler hayal gücümüzü kuvvetlendirir. Hayal kurmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.